Mavi Kadın izleyicileri. Bugün 10 Eylül Dolunay'ından bahsedeceğiz. Sürprizleri içinde barındıran çok güzel ve bereketli bir Dolunay olma ihtimali oldukça yüksek. Bize çok sık eğitimlerle ilgili sorular geliyor. 7 Eylül'de yeni bir eğitime başlıyoruz. Onunla ilgili linki de bırakıyoruz. İlgilenenler oradan bize ulaşabilirler. Bu Dolunay'ın içerisinde Uranüs var, sürprizler var ama aynı zamanda düşünceleri biraz abartmak, daha her şeyi aynı anda yapma isteği çok yüksek. O yüzden Dolunay'da buna dikkat ederek ilerlersek çok daha güzel sonuçlar elde ederiz. Hadi burçları ve yükselen burçlara geçelim. Koç burçları ve yükselen koçlar. Bu Dolunay 6-12 hattınızı çalıştıracak. Ne demek bu? Biraz kendi içine dönme, kendi ruhunda bazı şeyleri fark etme, belki parasal anlamda bazı yöne gitmek için, bazı yönlere gitmek için kararlar verme gibi düşünebilirsiniz. Beklenmedik paralar hanenize girebilir ama bu birazcık meditasyon dönemi gibi düşünebilirsiniz. Ve yine aynı konularda, günlük iş hayatınızla ilgili konularda, rutinlerinizle ilgili konularda her şeyi yapabilirim düşüncesiyle çok büyük sözler vermeyin, çok yorulabilirsiniz. Aman dikkat. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar, bu dolunay 5-11 hattınızda olacak. Yani yeni ortamlara girmek, mevcut ortamlarınızdan vazgeçmek, hayallerinizle ilgili artık bazı kararlar vermek. Bunu yapacağım, bunu çıkaracağım, böyle devam edeceğim kararları verebilirsiniz. Uranüs'ün etkisiyle de beraber çok güzel fırsatlar da karşınıza çıkabilir bu konularla ilgili. Ama Merkür-Jüpiter karşıtlığını hatırlatıyorum. Çok büyük sözler vermeyin. Her yerde olmaya çalışmayın. Çünkü bu çok yorucu olacak. Enerjiniz yetecek ama günün sonunda çok yorulabilirsiniz. Aman buna dikkat. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili ikizler, Dolunay kariyer evinizde olacak ve bir Uranüs etkisiyle olacak. Kariyerinizle ilgili beklenmedik sonuçlar, beklenmedik sonlanmalar yaşanabilir. Bu bir yeni iş teklifiyle mevcut işten ayrılmak da olabilir, bir görevi bırakmak da olabilir. Sürpriz olacağını söyleyebilirim. O günlerde gökyüzünün Merkür'le, Jüpiter'le yapacağı açı ise diyor ki size kariyerle ilgili, işle ilgili çok büyük sözler vermeyin. Onu da yaparım, bunu da yaparım duygusuna girmeyin. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz ama birazcık yorucu olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler, Dolunay 3-9 hattınızı çalıştıracak. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, akademik kariyerle ilgileniyorsanız, seyahatler planlıyorsanız bu dönem çok sürpriz ve çok güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ama gökyüzündeki o Merkür-Jüpiter karşıtlığı da büyük sözler verebileceğinizi gösteriyor. Özellikle onu da yaparım, bunu da hallederim hissi çok gelecektir ama verdiğiniz sözleri yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz ama sonrasında çok zorlanabilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Sevgili aslanlar, bu dolunay 2-8 hattınızı çalıştıracak. Kariyer evinizden de Uranüs desteği gelecek. Çok büyük sonuçlar, çok büyük parasal sonuçlar alabilirsiniz. Yaptığınız yatırımların sonucunu alabilirsiniz. Vergiyle, sigortayla, kredilerle ilgili işleriniz var. Bu dönem sürpriz sonuçlar gelecektir. Sadece parasal mevzularda yine de çok büyük büyük böyle kendinize aşacağınız sorumluluklar ve sözler vermekten uzak durun. Para geliyor ama aynı hızla harcama potansiyeliniz de var. Aman dikkat. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Sevgili başaklar, bu dolunay 1-7 hattınızda çalışacak. Yani ilişkiler, ortaklıklar ve uzun süreli arkadaşlıklar gündem konunuz olacak. Bu ne demek? İlişkiyle ilgili bazı kararlar verilecek gibi görünüyor. Ve bu kararlar belki mevcut ilişkisi olanlar için bir sonraki adıma geçmek olabilir. Yalnız olanlar için yalnızlığın bitmesi anlamına gelebilir. Bu anlamda oldukça güzel sürprizlere açıksınız. Bunu söyleyebilirim. Sadece yine o Merkür-Jüpiter karşıtlığı kafamızın biraz dağılmasına, fazla büyük sözler vermemize ya da işte her şey aynı anda yapabilirim hissine çok sebep olabilir. Buna dikkat edin. Çok düşünce karmaşasından uzak durmakta ve çok büyük sözler vermemekte fayda var. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Sevgili teraziler, bu dolunay 12-6 hattını çalıştıracak ve Uranüs de 8. evden destek atacak. Günlük işleriniz, rutinleriniz, genel hayatınızla ilgili bazı sonuçlar alacağınızı düşünebiliriz ve bunların bazı parasal sonuçları da olabilir. Ama büyük sözler vermiyoruz. Arkamızdan çevrilen bazı şeyler önümüze düşebilir. Bunları abartmıyoruz. Bunları nasıl kullanabiliriz, nasıl kendimize çevirebiliriz ona bakıyoruz. Dediğim gibi büyük sözlerden, abartılı hareketlerden uzak durmakta fayda var. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler, bu dolunay 11-5 hattınızda çalışacak ve 7. evdeki Uranüs'ten destek alacak. Yalnız olanlar, hiç beklemediğiniz fırsatlar, aşk fırsatları karşınıza çıkabilir. İlişkisi olanlar çok güzel teklifler alabilir. Umarım alırsınız ve haber verirsiniz. Bu anlamda oldukça güzel bir dolunay, artık ilişkide karar verme zamanı. Yalnız olanlar için de yalnızlığın bitme zamanı gibi düşünebilirsiniz. Sadece Merkür-Jüpiter o anlarda kafamızı biraz fazla karıştırabilir. Fazla büyük sözler edebilir.
edebiliriz. Aman ona dikkat. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz ama çok yoruluruz. Bunu da söyleyeyim. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sevgili yaylar, bu dolunay 14 hattınızda olacak. Evle ilgili, şehir değiştirmek, ev değiştirmek, eşya değiştirmek, aileyle ilgili kararlar vermek bu dönem çok mümkün. Tabii ki de destek gelecek ve yapabileceksiniz, bunu söyleyeyim ama çok da aileye özellikle ya da aile hayatınıza, ev hayatınıza yönelik çok büyük büyük kararlardan uzak durun. Biraz abartma özelliğimiz olacak çünkü bu dönemde. Biraz etkiye bakın, biraz geri çekilin. Yine de yapmak istiyorsanız yapın ama dediğim gibi çok büyük büyük sözler vermekten ve büyük büyük kararlar vermekten uzak durun. Çok daha iyi yönetirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Sevgili oğlaklar, bu dolunay 9-3 hattınızı çalıştıracak ve aşk evindeki Uranüs'ten de tatlı bir açı alacak. Ne demek bu? Seyahatler, eğitimler, iletişim, ticaretle uğraşıyorsanız bu konularda çok güzel sonuçlar alacağınız bir zaman. Yalnız olanlarda yine böyle ortamlarda karşılarına güzel fırsatlar çıkabilir. Sadece bir sürü şeyi aynı anda yapmaya çalışmayın. Oraya da giderim, bunu da hallederim, bu eğitimi de alırım, onu da çözerim, bununla da iletişim kurarım. Dansa sizin için öncelikli olanları belirlerseniz çok daha iyi yöneteceksiniz, bunu söyleyebilirim. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, bu dolunay 8-2 hattını çalıştıracak ve 4. evdeki Uranüs'ten de destek alacak. Ne demek bu? Parasal mevzularda sonuçlar alıyorsunuz. Gelirleriniz artabilir, aileden parasal destekler alabilirsiniz, beklenmedik yerlerden para gelirleri akışları olabilir. Bu anlamda güzel ama para harcama hızınız da bir o kadar çok olabilir. Çünkü abartacağız. Merkür Jüpiter karşıtlığıyla beraber onu da istiyorum, bunu da alabilirim düşüncesine girebileceğiz. Birazcık daha sakin olmakta fayda var. Sevgili balıklar, 7-1 hattını çalıştıracak bu dolunay. Kendinizle ilgili güzel kararlar vereceksiniz. Belki dış görünüşünüzü değiştirmek isteyeceksiniz. Belki hayatınızla ilgili yeni adımlar atmak isteyeceksiniz. Burada önemli olan şu, hayat destekleyecek, arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Bu anlamda güzel ama hep o Merkür Jüpiter'i bir düşünmek lazım. Fazla abartabiliriz. Dış görünüşümüzü değiştirirken de fazla abartmamaya, hayatımızla ilgili kararlar verirken de bir sürü şeyi aynı anda yapmamaya özellikle dikkat edin. Çünkü çok yorucu olabilir bu. Daha sakin, daha adım adım ilerlemek işinizi kolaylaştıracaktır. Bütün burçlar ve yükselen burçlardan bahsettik. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur.